Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle pasta yapacağız. Gelin pastası. 3 tane yumurta. 3 yumurtamızı kabımıza kıralım. Şöyle yumurtaların dışını yıkadık arkadaşlar önceden. 3 yumurtamızı şöyle ekleyelim. 4 koyan da var. Biz 3 koymak istedik. Şimdi 1 su bardağı şekerimiz yumurtamızın içerisine aktaralım. Bunu iyice yumurtayla şekeri çırpalım. Basalım. Yumurtayla şekerimizi bir güzel çırptık. Beyazlatana kadar çırpalım. Beyazlatana kadar çırpalım. Daha güzel kabarıyor. Bu pastada yağ yok. Hiç yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Yağsız bir gelin pastası. Bembeyaz olacak. Yumurtamız şekerle beraber beyazlaşacak. Beka yapma. Beka. Bak burayı yap hadi gel. Bunun için bir şey yapma. Ben bekledim. Bunu atacağız seninle beraber. Sen nasıl mantı yaptın? Beyazlaşmaya başladı. Şimdi şöyle. Biraz daha. Beyazlaşıyor. Şöyle kırılır. Bunun içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekleyeceğiz. Denemenizi tavsiye şimdi ederim. O kadar bakın. Güzel oluyor ki. Beyazlaştı. Çocuklar şimdi çok seviyor. Şimdi bir su bardağı, şu normal bardağımızda un. Bir tane kabartma tozu. Bir kabartma tozu, bir tane vanilya. Bir tane de vanilyamızı ekleyelim. Özelliği biz unumuz elenik olunca şey yapmadık. Siz unun üzerine de eleyebilirsiniz. Özelliği iyi çıkması. İyi çıkması bunun özelliği. Gar gibi olacak. Şimdi şöyle yağlamış olduğumuz tepsimizin içerisine yapmış olduğumuz kek hamurunun içerisine ekleyeceğiz. Onu sürme. Sürme çocuğum. Fırçayı getireyim. Fırça getirsin annem. Al oğlum yağla şimdi. Hadi fırçayla sür. Sür oğlum böyle hadi. Her yerine sür. Al çocuğum. Şöyle yağımızı tepsimizin her tarafına sürelim. Bu şimdi hamuru. Hiç yağ kullanmıyoruz. İyice sür annem, iyice. Sadece tepsimize sürüyoruz. İyice sür bakalım oğlum. Kenarlarına şimdi yapmış olduğumuz hamurumuzu bunun içerisine aktaralım. Dur bekle. Daha sonra fırına sürelim. Dur bekle, dökeceğiz şimdi. Bak şimdi Berkay. Bak bembeyaz oldu, gördün mü? Kar gibi. Evet. Bekle. Şimdi sen şimdi diğerini yapacaksın. Kremasını yapacağız şimdi seninle. Bu fırında pişecek. Daha sonra öbürünü yapacağız. Dur, yok yapma çocuğum. Çek elini oğlum. Uyuhanık ama olsun. Pastamızı kirledik. Dur. Pastamız olur.
önceden ısıtılmış 165 derece fırına koyacağız şimdi. Önceden ısıtılmış 125 derece 175 derece fırınımıza koyacağız. Şimdi şöyle fırınımızı açalım. 175 dereceye getirelim. Evet. Fırınımızı çalıştırdım. Şimdi ısınan fırının içerisine bu kekimizi koyalım. Şöyle de önceden ısıttık. Şimdi önceden ısınmış olan fırınımızın içerisine kek hamurumuzu şöyle koyuyoruz. Şeye bak bakın. Tamam. Hadi bu pişsin. Şimdi biz üzerine şöyle malzemelerini yapacağız şimdi. Canlarım şimdi gelin pastası için kreması. Sütü ne kadar koydum? 1 litre süt. 1 litre süt. 1 su bardağı şöyle şeker. Karıştır oğlum. 3 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı nişasta. Karıştır oğlum. İyice bunu karıştıralım. Karıştır oğlum iyice. 1 litre sütümüze 1 su bardağı şeker, 3 su bardağı 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un. Kaynadıktan sonra da bir paket vanilya. Evet, en sonunda da bir paket vanilyamızı ekleyeceğiz. Üzeri için krem şanti yapılıyor. Biz de krem şanti şimdi olmadığı için yapamayacağız. Şu önce şunları alayım da üstünden onlarını. Sen öyle karıştır, tamam mı? Karıştırıp ocağa koyalım. Ben nerede bir krem şanti gördüydüm ya. Önceden aklımıza gelseydin. Oğlum bir bunu ver şimdi bana 2 dakika. 2 dakika bir ver oğlum. Yok dur be 2 dakika çek. Bana ver mi? Dur annen yapsın çocuğum. Hadi yap. Bir kere yap. Yap oğlum. Bir daha yap. Bir daha yap. Bir daha. Tamam oğlum. Şimdi bunu ocağımızı yakalım. Dur oğlum bekle. Şöyle. Karıştırmayacağız ocağa getiriyoruz bunu. Biraz sonra üstünü sosu sen karıştırabilirsin. Hadi bir kere daha karıştır o zaman. Bir kere daha karıştır. Tamam ver şimdi bana. Çayın soğudu. Şimdi bunu karıştıra pişireceğiz. Kek çıktıktan sonra da 2,5 su bardağı sütle ıslatacağız keki. Kekimiz pişip çıktıktan sonra 2,5 su bardağı sütle iyice kekimizi ıslatacağız. Bekle. Şimdi bunu pişirelim. Bu pastamızda hiç yağ yok arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Şimdi bunu da karıştıra pişirelim. Şimdi şöyle pişer kremamıza vanilyamızı döküyoruz. İyice karıştıralım. Evet şimdi şöyle donmuş olan kremamızın üzerine biraz Hindistan cevizi ekledik. Daha üstüne de cevizini ekliyoruz. Şu siyah cevizleri alsaydım. Yok yok ben bilerek koydum. Siyah olsun. Ne olacak? Ceviz. Şimdi ne evinizde ne imkanınız varsa onu koyabilirsiniz. Fındık, fıstık her ne. Biz de şimdi burada Hindistan cevizi ile normal ceviz ekledik. Şimdi keselim. Bunun servisini yapalım. Nereye bana para versene diyor. Şey büyük pasta tabağı getir önce. Yok bir tane yeter. Aa deden veriyor koş. Gel diyor deden gel vereyim diye. Ortadan önce bir kes ondan sonra hepsi karar olur. Şöyle yapsın. Ne kestim? Bir kere oldu. Bıçağın ucunu peçeteyle şey yap. Yapışmaz.
Bir gün geçse daha güzel olur. Şimdi biz hemen yemek istediler. Balkona koyduk, biraz dondurduk. Şöyle her diliminin ortasına şam fıstığı da koyabilirsiniz. Böyle de görüntüsü güzel oluyor. Kesin alayım. Şey getirsene. Yok, gerek yok ki. Şimdi şöyle dilimden bir tane çıkaralım. Çıkaramadım tam. Dur, spatulayı getir. Dediğim gibi. Merhaba arkadaşlar. Pastamız çok güzel olmuş. Gelin pastası. Bakın şöyle. Canlık olmuş. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Tadına bir bak bakalım. Tadına bir bak bakayım çocuğum şöyle. Pastamızın tadına Yusuf baksın. Yusuf'um şöyle baksın nasıl? Güzel mi? Al da götür yani. Çok güzel. Hadi pastamızı gidelim. Gösterelim şöyle sizlere. O kadar güzel oldu ki çocuklar çok seviyor bunu. Misafirinize, çocuklarınıza yapabilirsiniz. Bay bay. Hadi Yusuf'um bay bay yap. Mister arkadaşlar çok olmuş. Hadi git onu götür ye çocuğum. Bay bay. Hoşça kalın. Hadi. Biraz daha donmaz.